Hocam benim yapacağım bir şey yoksa... Ülkemizde son yıllarda kahve tüketimi oldukça artmış durumda. Coffee shoplar, kahve dükkanları sayısı oldukça arttı. Filtre kahve demlemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ön plana çıkıyor. Yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz eğitimlerde sektördeki kahve dükkanlarının özellikle saç bonesiyle, işte bayan çorabıyla maliyetleri düşürmek adına üreticiler kahve demlemesi yapabiliyorlar, filtre kahve demlemesi yapabiliyorlar. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle tüketicilerin kahve alırken bu tür hijyen sanitasyon kurallarına, demleme yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Demleme yaparken, özellikle filtre kahve demlemesi yaparken filtre kağıdı kullanmak yerine özellikle saç bonesi gibi içerisinde plastik barındırılan ve sıcak suyla temas ettiğinde de çözülen, insan sağlığını tehdit eden, kanserojen bir madde olan plastik içeren saç bonesini kullanıyorlar. Bunlar da özellikle tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. İşini iyi yapmayan işletmeler, bazen burada işletmecilerin, girişimcilerin de haberi olmayabiliyor. Baristaların yapmış olduğu yanlış demleme teknikleri, özellikle işte saç bonesi kullanarak yapılan filtre kahve demlemeleri yapılabiliyor. Bunun için bu işlemi yaparken barista tezgah altından almış olduğu filtreyi, saç bonesini filtre yerine koyarak, kağıt filtre yerine koyarak demleme gerçekleştirebiliyor. Biz saha gözlemlerimizde her ne kadar işletmelerin büyük çoğunluğu dikkat etmiş olsa da bazı işletmelerin sağlıksız koşullarda maliyetlerini azaltmak için bu tür demleme yöntemlerini kullandıklarını biz gözlemleyebiliyoruz. O yüzden de üniversite olarak hem bu eğitimi, barista eğitimini, hem de işletmecilere, girişimcilere kuruluştan tüm ürünlerin hazırlanmasına kadar prosedürleri, doğru prosedürleri uygulayacak eğitimler vermeye çalışıyoruz. Aslında kahve tüketimimizde 2018 yılı itibariyle bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun yayınlamış olduğu istatistiki veriye göre 2018 yılı itibariyle Türkiye'de kişi başı 1 kilogram kahve tüketiminin olduğunu görebiliyoruz. Bir Finlandiya'yı değerlendirdiğimizde kişi başı tüketimin yılda 12 kilo olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda değerlendirdiğimizde aslında kahve sağlıklı bir ürün olarak söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda ticari boyutunu ele aldığımızda petrolden sonra ticareti yapılan ikinci şey kahvedir. Sağlık açısından değerlendirdiğimizde kahvenin kalp damar hastalıkları gibi, diyabet gibi hastalıklara faydasının olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii ki bunu kahvenin faydası diye ifade ederken sade kahvelerin, Türk kahvesi gibi, espresso gibi, americano gibi, filtre kahve gibi kahvelerin içerisinde şurup, sos muhteviyatı ya da süt bazlı kahveleri değerlendirdiğimizde bunların kalorili olması ya da içerisinde bulunan diğer ürünlerin sağlık açısından çok tavsiye edilmediğini görüyoruz. Bunların her biri bilimsel araştırmalarda kanıtlandığını söyleyebiliriz.